Mesleki yanık ve sıkıntılı çarktan birisi. Yani şöyle göstereyim. İki karış boyu var çelkin. Ve ot var. İşte böyle senede böyle mal. Çok kötü. Şimdi altta o incik. Onun için... geri. Şu alt tavaya geçecek. Ama burası da yonca sahibinin olacak. Sıkıntı yok, yol veriyor. Çorum'dan geldi zaten. O civarlarda çok yapıyorlar bu sistemi. Bizim buralarda yok da Samsun, Çorum o civarlardaki makinelerde var. Acaba makine? Tamam, onu bilemeyiz. Kötü makine yoktur, bakımsız makine vardır. Acaba bakımsız mı? Olduğu için bayağı bir arkası yerde gidiyor makinenin. Bu aslında kötü bir durum. Eleme yönünden. Tane elemeye uğraşmaktansa direkt dışarı atma olasılığı çok daha yüksek.
görüyorsunuz arkadaşlar. Sizler için çeldik tarlasına girip video çekiyorum. Gerçi yerler kuru. Ama yine de şurada traktörde oturup izleyebilirdim. Ama ben bunu yapmadım. Sizler için içerik olsun diye geldim tarlada bunu çekiyorum. Yani siz de beğeni yaparak, yorum yaparak karşılık verirseniz güzel olur. Çeltik çok zayıf, çok aşırı zayıf. Makine küçük olunca olduğu yerde dönüyor maşallah. Yani bir 520 gibi, Levar'da bir Levar'la 520 gibi dönüyor. Sanki aynı kasada yeni bir makine yapmışlar, güncellemişler gibi. 310 nereye dönecek böyle? 28 falan. Nerede onlar dönemiyor yani böyle. Daha iyi az daha gelseydi şuradaki çeltikleri alacaktım. Niye almadı onları? Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır. Abimiz de daha farklı bir şey olabilir. Ama kuru zeminde bu kadar tek fren yapmak pek hoş değil. Paletler can çekişiyor çünkü böyle durumlarda. Yani malına zarar verir, başka bir şey değil. Çamurda olsa tamam, kayıyor palet o zaman tek fren yap ama. İçin tarlada makine kovalıyorum arkadaşlar. Ben değer veriyorum size. Bunu bilin.
bu şekilde oldu. Yeni daha güzel videolarda görüşmek üzere diyorum. Abone olmayı, beğenmeyi, videolara yorum yapmayı unutmayın. Şimdilik kısa bir mola diyelim. Hoşça kalın.